Biz hep genel olarak Akdeniz insanı olarak biraz daha böyle mevsimden, işte iklimden mütevellit. Biraz daha işte koltuğa doğru gidelim. Hani ayaklarımızı uzatalım, bir film izleyelim falan gibi bir duruş içerisindeyiz. Ama Escape from Sofa olarak biz bunu kıralım, hani daha çok çalışalım, daha çok üretelim ve bu üretimin karşılığında işte bir şeyler yaratalım mottosuyla yola çıktık. İsim esasında buradan başladı. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, bulduk. Hoş geldiniz. Escape from Sofa'dayız. Mahmut Bey ve İrem Hanım'da. Mahmut Bey ve İrem Hanım'dan Escape from Sofa'dan öncesini biraz dinlemek istiyoruz. Kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben İrem Başar Ogan. İç mekan tasarımcısıyım. 2008'den beri bu sektörde çalışıyorum. Daha önce de farklı firmalarda mesleğimi sürdürdüm. Hatta Mahmut'la beraber çalıştığımız ofisler de oldu. 2012'den beri de beraber bir ortaklık sürecindeyiz. Yolumuza beraber devam ediyoruz. Ben de Mahmut Kefeli, endüstri ürünleri tasarımcısıyım. Ben de herhalde yaklaşık 2007 yılından beri sektördeyim. Yani biraz öncesinde sayarsak 2006'dan beri sektördeyim. Escape from Sofa'yı kurmadan önce çeşitli ofislerde çalıştım. Daha sonra bir işte yurt dışında bir master tecrübem oldu. Ondan sonra zaten oradayken de Escape from Sofa'nın ilk tohumlarını atmıştık. 2010 yılında da Escape from Sofa'yı kurduk. O günden bugüne de Escape from Sofa ile haşır neşiriz diyebilirim. Peki nasıl bir araya geldiniz? Bildiğimiz kadarıyla önce Kerem Bey ile bir oluşum kuruyorsunuz. Daha sonra İrem Hanım katılıyor. Evet, aynen öyle. Önce Escape from Sofa'yı bir kurma fikri oluşmuştu. Daha sonra Kerem'le birlikte bunu gerçekleştirdik. İşte biraz yol aldık. Biraz yol aldıktan sonra da yaklaşık herhalde bir iki sene sonra falan İrem'i de zaten hem çok yakın arkadaştık, çocukluk arkadaşıyız, hem de zaten sektörden de tanıyorduk birbirimizi. Daha sonra işte beraber karşılıklı oturup böyle bir sürecimiz başladı. Yani İrem de bize dahil oldu. O günden bugüne de gördüğünüz projeleri yapmaya devam ediyoruz. Peki tabii ilk duyduğumuzda bizim ilk dikkatimizi çeken ofisin ismi oluyor. Escape from Sofa. Ve oluşum süreçlerinde de isim bulma konusu çok sancılı bir süreçtir genelde. Uzun yıllar o isimle anılacağı için çok önemsenir. Bu isim bulma hikayeniz var mı? Yani şöyle, o tabii var, tabii ki muhakkak var. Ama bu söylediğiniz işte o hep bu isimle anılacağız ve aman bu isim şöyle bir isim olsun falan fikrine esasında çok o taraflarda kalarak düşünmedik. Çünkü biraz da gençtik herhalde. Biraz daha cesur bir isim koymayı tercih ettik. Bunun da esasında sebebi şu, yani bu ismin alt metni şu: Akdeniz insanının tembelliğine bir serzeniş. Yani biz hep genel olarak Akdeniz insanı olarak biraz daha böyle mevsimden, işte iklimden mütevellit. Biraz daha işte koltuğa doğru gidelim, hani ayaklarımızı uzatalım, bir film izleyelim falan gibi bir duruş içerisindeyiz. Ama Escape from Sofa olarak biz bunu kıralım, hani daha çok çalışalım, daha çok üretelim ve bu üretimin karşılığında işte bir şeyler yaratalım mottosuyla yola çıktık. İsim esasında buradan başladı. Bunun haricinde de tabii hiçbir zaman biz Türkiye pazarını hedeflemedik. Yani hep global bir marka olmak istedik. Bundan dolayı da zaten yabancı bir isim olarak ortaya çıktık. Ama şu anda anladığım kadarıyla bayağı ilgi çekiyor. Biraz hani mail uzantısı olarak falan tabii oralarda biraz zorlanıyoruz ama onun haricinde yani böyle bir süreci var yani ismin. Her biriniz farklı eğitim süreçlerinden geçiyorsunuz ve ortak bir ofis kurarken aslında önceki birikimlerinizi de yanınıza alarak bir oluşuma giriyorsunuz. Önceki işlerinizden, tecrübelerinizden referansla mı ofisin işleyişini sağlıyorsunuz, yoksa süreç kendi sistemini mi oluşturuyor? Yani her ofisin kendine ait bir çalışma sistemi oluyor. Bence bir ofiste çalıştığın zaman iki seneden önce de o sistemin içinde çok haşır neşir olamıyorsunuz. Ama bence bu herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Her ofisin de çalışma sistemi farklı. Biz biraz detaycıyız. Referans aldığımız noktalar oluyor mu? Evet, oluyor. Ama tabii bu her disiplin için farklılaşıyor. Biz daha grafikte yapıyoruz, görselde çalışıyoruz. Mekanların konsepti için simülasyonlar, gerektiği zaman animasyonlar da yapıyoruz. O yüzden bizim birazcık sürecimiz yoğun.
Yani muhakkak etkilendik tabii. Tabii ki geçmişteki tecrübelerimizden dersler aldık. Bunların kimilerini kullandık. Yani doğru gördüğümüz şeyleri kullandık. Doğru görmediğimiz şeyleri de hani asla biz bunu yapmayalım gibi şeyler söyledik. Ama her gün biz yeni bir şey öğreniyoruz. Hem kendimiz hem de ofis içindeki arkadaşlarımız ve her gün de bu sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu işi nasıl daha kolay yapabiliriz? Nasıl daha hatasız yapabiliriz? Nasıl daha iyi yapabiliriz? Müşterilerimizi nasıl daha fazla memnun edebiliriz gibi söylemlerimiz oluyor. Zaman zaman tökezliyoruz, zaman zaman başarılı oluyoruz. Ama günün sonunda bunun işte oranına baktığımız zaman hani başarılı olduğumuz tarafın daha büyük olması gayretindeyiz. Ve yaptığımız hataların da gün geçtikçe daha minimize etmeye çalışıyoruz. En azından bir kere yaptığımız hatayı hani bir daha yapmayalım. Bunun için ne gibi önlem alabiliriz? Bunları detaylı olarak düşünüyoruz tabii. Tabii ekip çalışması çok önemli. Yani biz bireysel bir firma kurucuları da değiliz. Biz kendimiz de bir ekibiz. Ofisimizdeki arkadaşlarımız da bizimle bir ekip. O yüzden bence en önem verdiğimiz şey takım çalışması. Ekip arkadaşlarımız. Biz birbirimizi bu şekilde mutlu ettiğimiz sürece daha iyi yerlere gittiğimizi düşünüyorum ben. O zaman biraz ilk kuruluş zamanlarına gidelim. Ofisin ilk kurulduğu zaman mesleğe yeni atılmış tasarımcılar olarak ilk projenizi nasıl aldınız? Mahmut'a geliyor. Bu Mahmut'a geliyor. Yani esasında çok da mesleğe yeni atılmış tasarımcılar değildik. Bir süre tecrübemiz vardı. Yani yaklaşık bir 4-5 senelik bir tecrübemiz vardı. Ama en nihayetinde tabii bir müşteri portföyü oluşturmak, istediğimiz projeleri alabilmek bu bir süreç oldu. O yüzden o sırada hiçbir ayrım yapmaksızın esasında o gemiyi yürütmek için yapmamız gerekeni o anda, o süreçte yapmamız gereken her şeyi yaptık. Hiç almayacağımız, hiç belki almamamız gereken projeler aldık. Bunları iyi ki de almışız. Hepsinden birer ders çıkardık. Evet kazık yedik, evet hata yaptık ama orada yaptık o hataları. Ondan sonra o hataları işte telafi ederek, daha az hata yaparak daha büyük projeler almaya başladık. Ama bu işin tabii genel kuralı bu böyle hani bir perakende sektörü gibi böyle veya hızlı tüketim mamülü bir hikaye değil. Dolayısıyla hani bir iş yapıyorsunuz, o işi iyi yapmanız lazım. O işi iyi yaptığınız zaman bu size yeni bir iş doğuruyor. Biraz word of mouth dediğimiz bir marketing stratejisi var esasında bu işin özünde. Bizim için değil sadece. Bütün ofisler için bence böyle. Böyle yavaş 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 geldi ama tabii sebat etmek gerekiyor. Çok kolay bu noktaya gelmedik. Bugün bulunduğumuz noktadan da zaten memnun değiliz. Yani bu bizim istediğimiz bir nokta değil. Daha başka yerlerde hedeflerimiz var. Zamanla işte o da olacaktır diye ümit ediyoruz. En azından biz elimizden geleni yapıyoruz. Peki biraz daha spesifik sorarsak, ilk aldığınız projeyi ve o süreci biraz anlatır mısınız bize? İlk 2012 ile 2012 yılları arasında çok proje aldık. Ama yani bu projelerin hiçbiri elle tutulur bir proje değildi. İşte bir barın tuvaleti, başka bir bilmem neyin tuvaleti, öbürkünün restoranın oturma alanının dış köşesindeki mekantası. Ufacık bir şey. Hep böyle başladık ama 2012 yılında esasında Kalkedon Evi dediğimiz proje bizi bir noktaya en azından hani adımızı duyuran bir proje oldu. İşte o bir renkli duvar kağıdı vardı, işte atölye bir aydınlatma vardı, büyük siyah. O böyle hani cesur bir kareydi, salonundan bir kare. O proje esasında biraz Escape from Sofa'nın adını demeyeyim ama yani böyle de birileri varmış, bir ofis varmış dedirtti. Ondan sonra zaten işte yavaş yavaş adım adım buralara geldi konu. Bir projeyi ele alırken mesela ilk olarak çıkış noktanız ne oluyor? Bir imge, detay veya malzeme dediğiniz bir nokta tabii. Var mı? Yani bu aslında projenin ne olduğuna da bağlı. Bir ofis mi tasarlıyoruz, bir rezidans mı tasarlıyoruz, konut mu tasarlıyoruz? Her mekanın kendine has bir mimari yapısı oluyor. Bunun dışında kendi hikayesi oluyor. Yani mekanın zaten kabuğunun getirdiği bir hikaye oluyor. Biz, müşteri faktörü var. Müşterilerin kendine ait has bir yaşam stili, çalışma adabı oluyor. Biz de bu elimizdeki veriler üzerinde hareket ediyoruz. Yani ihtiyaçlarımız genelde belli oluyor. Eğer ki güzel bir diyalog kurduysak da daha keyifli bir şekilde ilerliyoruz. Oradan sonrası bizim yaratıcılığımıza ve karşımızdaki insanların beklentileriyle beraber şekilleniyor. Ama en önemli olan şey bence bizim tasarımımızı da yaparken mekanın kendi kabuğu yönlendirici oluyor.
Üç ortaklı bir ofis için tabii aklımıza bir diğer soru geldi. Tasarımcılarda genel olarak kendi stiliyle ürün ortaya koyma arzusu vardır. Bu noktada sizin projelerinizde de tutarlı bir tasarım dili görüyoruz. Ortaklı bir ofiste bunu nasıl başarıyorsunuz? Bir kere şöyle bir şey var. Biz Escape from Sofa'yı İrem, Mahmut, Kerem gibi hiçbir zaman düşünmedik. Zaten Escape from Sofa olmasında yani ilk başta sorduğun soruya yine biraz ona da atıfta bulunacağız esasında. Biz Escape from Sofa'nın anonim bir hikaye olmasını her zaman istedik. Yani halka mal olmasını. Yani bu halk dediğimiz hani çok çok belki genel bir kavram oluyor ama en azından sektöre mal olmasını istedik. Bu noktada da evet biz bu ofisi kurduk, bir yere getirdik. Ama biz bunu tek başımıza yapmadık. Bütün ofisteki arkadaşlarımızla, bütün işte marangozlarımızla, bütün mermercilerimizle, bütün ekibimizle birlikte yaptık. Bugün hala öyle yapıyoruz. Dolayısıyla biz bir tasarım yaparken evet bizler tabii ki bunun altında bir hikaye oluşturmaya gayret ediyoruz ama gerçekten o ofiste herkesin yani o projeyle ilgili herkesi o işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. O yüzden de zaten kendi içimizde en azından ortakların nezdinde böyle bir çatışma olmuyor. Bunu zaten baştan adını koyduk. Yani bunun adını da hiçbir zaman şey olarak koymadık. Yani böyle hani yazılmış bir anayasa gibi değil ama birini işe alacaksak bunu anlatıyoruz zaten. Yani oyuna dahil olmasını istiyoruz. Kimsenin arkada saklanıp hani operatör gibi çalışmasının niyetinde değiliz. Biz hep o yüzden de zaten bence Escape from Sofa çok dilli bir tasarım. Bir tane dili yok Escape from Sofa'nın. Birden fazla yani bugün Escape from Sofa'nın sitesini açtığınızda veya sosyal medya kanıtlarına baktığınız zaman farklı farklı hikayeleri görüyorsunuz. Escape from Sofa çok modern bir hikayeyi de yaratabiliyor. Daha sanatsal, daha böyle cesur, bold bir hikayeyi de yaratabiliyor. Veya biraz daha klasik bir hikayeye de kayabiliyor. Ama Escape from Sofa'nın şu dili ortak. Her projenin başında ve sonunda mottomuz esasında hep belli. Zamansız ve hakiki ürünler, hakiki malzemeler. Yani yapay malzemelerden kaçınıyoruz. Önce konuştuğumuz sorulardan da bir şeyler taşıyor olacak ama sormak istiyorum. Kalkedon evinden sonra projelerinizde daha belirgin malzeme ve materyal kullanımları görüyoruz. Belki duvar kağıtlarında mesela o projeden sonra diğer projelerinizde de ondan referanslar taşımıştır belki. Belki etkilenmiştir. Ama bu projenin sizi başka bir yere götürdüğünü, bunu isminizi duyurmak olarak söylemiyorum. Sizde bu projeden sonra birçok şeyi keşfettik, birçok şey öğrendik ve sonrasında bunlar üzerinden de tasarımlar yapmaya başladık diyeceğiniz bir noktada mı bu proje? Ya, tam olarak bence öyle bir noktada değil ama şöyle bir şey yani o projede biraz özgürdük. Dolayısıyla özgürlüğün biraz tadını çıkardık diyebilirim. Veya Kerem'in evi için de aynı şeyi söylüyorum. Evet yani Susam veya evi Susam evi mesela işte o koyu renk, lacivert falan, bordo. Orada da özgürdük yani müşteri bizdik. Dolayısıyla buralarda biraz sınırları zorlayabildik. Ve Kalkedon evinde de biraz işin esasında yani o duvar kağıdı, işte o çiçekli bir duvar kağıdı ama biraz daha koyu. Orada böyle siyah bir işte aydınlatma büyük. Şimdi orada başka bir şey keşfettik esasında. Yani orada keşfettiğimiz şey insanların esasında yani izleyicinin her zaman çok minimal, yani biz mimarlar olarak, sektördeki insanlar olarak çok minimal şeyleri veya böyle çok sofistike tasarımları okey diyebiliyoruz veya bunu çok beğenebiliyoruz ama genel izleyici kitlesi bu değil. Hiçbir zaman bu değil. Daha bu işin biraz daha böyle marketing dediğimiz bir tarafı var. Yani dikkat çekici imajlar. İşte orada evet o dramatik, orada o hikayeyi yakalayabildik. Bunu fark ettik esasında. Ondan sonraki bütün projelerimizde de bir şekilde evet bir minimal bir ev yaptık veya minimal bir ofis yaptık ama bir vurucu bir şey veya birkaç şey. Hani o tip vurucu detayları yaratmaya dikkat ettik. Hani bu şu da olabilir. O kareyi çekerken işte gündüz çektik. Güneş belli bir noktadaydı. Dik bir açıdan geliyordu ama öğleden sonra gibi güneş daha böyle yatay bir seyir aldı, bir hale geldi. Ve orada işte perdeden giren bir ışık hüzmesi vardı. Ve o böyle çizgi çizgi bir efekt yarattı. Şimdi mesela bunları keşfettik, anlatabiliyor muyum? Yani biraz böyle esasında hani fotoğraf sanatına da biraz orada şey olduk, aşina mı olduk diyeyim veya onunla alakalı da biraz ilgi duymaya başladık. Ondan sonra zaten bütün projelerimizde hep bu tip kareler yakalamaya çalıştık. Yani baktığınız zaman esasında bu accountlara yine vurucu kareleri görebilirsiniz. Yani biz bir projede belki 50 tane kare çekiyoruz.
o proje bittikten sonra fotoğraf anlamında. Ama 5 tanesini yayınlıyoruz veya 10 tanesini yayınlıyoruz. İşte o 10 tane bizim gerçekten hani evet bu satar, bu vurucu dediğimiz bir kareler oluyor yani. Tabii mekanları kurgularken de artık bunu düşünüyorsunuz yani. Evet burada şöyle bir ışığın süzüldüğü güzel bir separatör olsun. Yani bu her zaman için o koridordan oraya o ışığı bir dramatik bir efekte versin. Yani biz evin içinde de kurgularken daha böyle püf noktaları yakalamaya çalışıyoruz. Bu yani ofislerde de aynı. Evet biraz duygularımızı katıyoruz bu işin içine. Yani biraz değil bayağı katıyoruz esasında. Çok duygusal bakıyoruz biz işe. Evet tabii ki bir ticaret yapıyoruz. Tabii ki para kazanmamız lazım ama her projeye gerçekten son derece duygusal yaklaşıyoruz. Hep yeni bir şey yaratmaya çalışıyoruz. İşte evet Kalkedon evinden çok şey öğrendik ama oradaki öğrendiğimiz şeyleri sürekli aynı detaylarla hareket ettirmekten ziyade evet onu öğrendik, bunu yaptık. Şimdi bunun üzerine ne katabiliriz? Ondan sonra onun üzerine ne katabiliriz gibi devam ediyoruz. Devam etmeye çalışıyoruz en azından. Proje ilk geldiği zaman ofisteki projeyi ele alış biçimi nasıl oluyor? Yani bir masa etrafına geçip bir takım eskizler mi çiziyorsunuz? Nasıl fikirler ortaya çıkıyor? Onu merak ediyoruz. Yani tabii şu an biz çok kalabalık bir ofisiz. Çok da yüklü bir müşteri yoğunluğumuz var, proje dağarcığımız var. Biz Mahmut Kerem ben ofiste veya ofisin dışında pandemi süreciyle beraber daha online olduğumuz arkadaşlarımız yarısı burada hala yarısı dışarıda. Biz de birazcık bu sürecin içerisinde alıştık hani sadece sabit bir yerden çalışmamaya. Yani bu birazcık projelerin içeriğine müşterilerimize göre de değişiyor. Benim hiç müdahil olmadığım ama Mahmut'la Kerem'le sürekli kontakta olduğum projeler oluyor. Aynı şekilde birbirimizle ama biz kendi aramızda ve ofis içerisinde her zaman müşterek bir dil kullanaraktan bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu o kadar kalabalık bir organizasyon ki zaten bence mimar olmak isteyen arkadaşlar bunu düşünerekten hareket etmeleri lazım. Hani siz bu organizasyon süreci nasıl ilerleyecek? Tek kişi olmadığınız için. Evet ama yani şey gibi bir hareketli bir ama yani şey gibi bir bence konu yok yani. O hani sizin üniversitede işte yaşadığınız veya filmlerde gördüğümüz o romantik hikaye yok. Ama bu bir yaratıcılık yok anlamında değil yani. O romantik hikaye öyle işlemiyor. Süre çok daha kısıtlı. Yaratmaya çalıştığınız impact diyeyim ya o tepki çok daha büyük. Dolayısıyla farklı metotlar izliyorsunuz. Yani şimdi bir kere günümüzde zaten sosyal medya falan zaten hani artık çok hızlandı. Dolayısıyla eskiden bir fuara giderdiniz bir ürün görmeye veya bir hikayeyi görmeye. Şimdi gitmenize gerek yok. İşte Google'dan yazıyorsunuz veya bir yerden yazıyorsunuz o karşınıza çıkıyor. Bir kere bunu zaten çok ciddi anlamda kullanıyoruz. Artı bizim kendi içimizde hem kendimize söylediğimiz ve bütün içerideki arkadaşlarımıza da söylediğimiz bir tane yegane bir kural var. Sokakta yürürken kafanızı kaldırın. Yani etraf, bütün hikaye bizim etrafımızda. Her zaman etrafımızda. Bir film izliyoruz, sahne orada. Orada esasında tasarım. Sokakta yürüyoruz, yanı başımızdaki apartmanda sahne. Veya bir yalıda sahne. Veya işte sokaktaki başka bir adamın kıyafetinde sahne. Veya bir kadının kıyafetinde. Dolayısıyla biz bunu zaten empoze etmeye çalışıyoruz. Yani etrafınıza bakın. O etrafımıza baktığımız zaman zaten beslenme şeyimiz artmış oluyor. Dolayısıyla daha kreatif bir hale geliyoruz. Tabii yani ben sizi çok mutsuz da etmeyeyim. Bu eski sürecimiz nerede oluyor? Genelde bence projelerde artık bu yerleşim planlarımızı oturtturduktan sonra projeyi detaylandırmaya başladığımız zaman, o projenin tasarım detayları ne olacak dediğimiz zaman evet o zaman kalem kağıt çıkıyor. Orada biz artık üreticilerle kendi aramızda bu kurguladığımız konsept 3D aşamasında aslında biraz elde biraz bilgisayar yapıyoruz. Ortamında eskizliyoruz diyelim. Bu bilgisayar ortamında yarattığımız simülasyonları sonrasında detaylandırırken daha yoğun bir eskiz çalışması oluyor. Üreticilerle kendi aramızda. Şimdi daha özel bir projenizden bahsedelim. K-House ile aldığınız bir ödül var. Bu süreçten bahsetmek ister misiniz? Oriental Bodrum'da bir projeydi. 3+1, yanılmıyorsam 3+1'di bir rezidanstı. 2+1'di, 2+1'di bir rezidanstı. Yan rezidans da yaptık da evet. O 3+1'di. Orada esasında yani o bir sene önce İrem'in bahsettiği gibi bir proje yapmıştık veya iki sene önce bir proje yapmıştık yine aynı bloğun yan dairesinde. Daha sonra işte
bu proje çıka geldi ve orada da müşterinin esasında bizden talebi, hani burada yaptığınızı çok beğendik, bunun aynısını yapabiliriz gibi bir şeydi. Ama bizim oradaki duruşumuz yani esasında bayağı negatif oldu. Yani yok, biz hani aynısını yapamayız. O bizim bir kere yaptığımız bir şey. Size de başka bir şey yapmalıyız ki sizin de bir özelliğiniz olsun, o tarafın da bir özelliği olsun, bizim de bir özelliğimiz olsun demiştik. Bundan mütevellit de orada bir işte yeni bir proje yaratmaya çalıştık. Bu projenin de ana gayesi esasında, ana çerçevesi biraz summer breeze, yani yaz esintisi gibi bir yaz, böyle sıcak güzel bir esinti kıvamında bir şeydi. Son derece açık tonlar kullandık. Biraz da bir orada hani duvarda falan farklı paneller, biraz tasarımda böyle değişik bir şeyler denedik. Her zaman yapmadığımız şeyler denemeye çalıştık. Daha sonra da işte o proje hayata geçti. Güzel bir süreç geçti. O esasında If Design Awards'un da ilk kez bir interior alanında bir açtığı bir kategoriydi. O da ilk kez bir birincilik aldık. Bize nasip oldu. Evet, bize çok nasip oldu. Çok da mutlu olduk. Siz iç mekan tasarımının yanı sıra ürün tasarımı da yapıyorsunuz. Tabii ürün ortaya koyarken en önemli parametrelerden biri de tasarımcı, usta, atölye ilişkisi. Bu süreçte iyi bir usta bulmak, iyi bir atölye bulmak, o koordinasyonu sağlamak, bunu nasıl başarıyorsunuz? Bizim çalıştığımız çekirdek bir ekibimiz var. Burada artık aile birkaç gibi. Birkaç tane artık. Tabii yani ona geleceğim. Yani hani o çekirdeğimizin dışında tabii ki iş yoğunluğumuzla beraber kendimizi böldüğümüz ve çalıştığımız farklı farklı ekipler var. Sonuçta projelerimizin sistem detaylarını çıkardıktan sonra üretici arkadaşlarımızla mock-up'lar üzerinden, materyaller üzerinden şekillendirerek devam ediyoruz. Ama bu sadece tabii ürün tasarımı için değil, yani biz aynı zamanda yaptığımız, çizdiğimiz projelerin uygulamasını da yaptığımız için, yani o bugün sizin ürün ve bunun nasıl üretilir, bu doğru üretici diye sorduğumuz soruların hepsini biz esasında 10 sene önce bundan sorduk ve bunların cevaplarını aldık. Bugün de bunun üzerine koya koya zaten devam ediyoruz. Projelerde de aynı problemleri yaşıyoruz yani. Orada da yani problem değil de bu, orada da aynı sürecimiz var bizim. Hatta çok daha kapsamlı orada. Çünkü orada birden fazla tedarikçi var. Bunların hepsini işte doğru bir koordinasyonda tutmak, doğru üretimi yaptırmak, hatalı olan şeyler varsa bunların tespitini yapıp bunları yeniden değerlendirmek ya doğru bir şekilde ürettirmek, bunlar zorlu süreçler ama üstesinden geliyoruz. Kendinize yakın hissettiğiniz Türk veya yabancı tasarımcılardan birisi, işlerini takip ettiğiniz, ilham aldığınız birileri var mı? Bu soru çok geliyor ama bence artık herkes birbiriyle etkileşim içerisinde. O yüzden ben spesifik olarak bir mimari grup veya ekip veremeyeceğim. Ama globalde takip ettiğimiz üreticiler var. Yani mimarlar var, firmalar var ama hani tek bir isim vermek bence doğru olmaz. Çok fazla etkileşim altındayız artık. Bilmiyorum, sen ne dersin Mahmut? Yani ben de aynı fikirdeyim. Yani gerçekten çok takip ettiğimiz çok tasarımcı var. Sadece tasarımcı da değil, yani kreatif tarafta bir şeyler üreten, belki bunu çok amatör bir şekilde yapan da, amatör olarak yapan da çok insan var veya çok kurum var. Ama şunu söyleyebilirim. Daha ziyade Avustralya ve İsrail tarafında gerçekten çok iyi işler yapıldığını düşünüyorum. Biraz ben açıkçası o taraflarda, biraz da böyle Japonya falan o taraflarda. Ben de biraz ürünlerde Güney Amerika, yani Meksika. Evet, yani evet. Hepimizin farklı bir sesi var bu konuda. Biz de kendi aramızda ortak bir havuz yapıyoruz. Bunlar üzerinden bir tasarım kurgusu yaratıyoruz her proje için. Evet. O birazcık da nerede, nasıl bir ekiple ne tasarladığınızla alakalı da oluyor. Artık sabit. Bütün projelerinizin süreçlerinin birbirinden çok farklı olduğunu ve aslında her projenizde çok yeni şeyler öğrendiğinizden bahsettiniz. Peki sizi çok zorlayan bir süreç yaşadınız mı? Yani bu projede çok zorlandık, keşke hiç girmeseydik dediğiniz bir projeniz oldu mu? Yani muhakkak olmuştur ama onu zaten söylemek, bence cevabını vermek çok doğru değil. Benim... Ama çok az, şunu söyleyeyim. Ama şöyle, her projede bizim problem yaşamamız şundan kaynaklı. Biz her projede yeni bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Her yeni şey bilinmeyen, beraberinde bir sürü şeyi beraber getiriyor yani. Dolayısıyla o bilinmeyeni çözmek bir problem. Yani konu bu. Ama genel perspektifte şöyle bir durum söz konusu. Zaman. Yani zaman en büyük düşmanımız. Bu bir kesin yani. Türkiye'de ne yazık ki bu tarafta, yani kreatif tarafta yapılan işlere
yeterince zaman verilmiyor. Herkesin acelesi oluyor. Herkesin işte bir şekilde vaktinden evvel bir işleri bitirmeye çalışıyoruz. Ama bu en büyük problem bence bu. Yurt dışında bir projemiz vardı. Eksi 10 falan derecesiydi herhalde. Ben şantiyede kayak kıyafetlerinin altında yün işliklerle böyle 3 metre bir avize taktığımızı hatırlıyorum. 6 metrelik bir galeriye. O gün gerçekten zorlanmıştım. Yani hem ama fiziki... bırakmayı gerektirecek bir zorluk değil. Tabii ki asla. Ama yani hani bu bizim her koşulda, her şartta çalışıyoruz. Ama çok biz bırakan bir ekip değiliz. Yani genelde yıldığımız noktalar tabii ki ve projeler oldu ama çok az. Orada da yılmamızın sebebi şeydi yani hani başka sıkıntılar vardı yani, anlatabiliyor muyum? Onu etik olmayan başka konular vardı. Ondan dolayı yıldıysak yılmışızdır yani. Yoksa hani iş zor falan, o öyle pek yılmıyoruz yani. Bu da bizim esasında biraz şeyimiz yani. Bence yılmamız gerekiyor bazı noktalarda, bırakmamız gerekiyor ama hayır, tamamlayalım diyoruz yani. Son olarak gençlere verebileceğiniz en iyi tavsiye nedir? Yani gözlerin açık olması lazım. İşte bizim esasında içeride verdiğimiz, yani boşa vakit harcamasın kimse. Ve gerçekten insanlar, bu tasarımcı olsun veya başka bir sektörde olsun, yani sokakta yürürken bir yere gittiğinde etrafına baksın. Yani biz ne kadar iyi observasyon yaparsak, ne kadar iyi gözlemlersek onun dönüşü bize her anlamda daha iyi oluyor. Bu dostluklarımızda da böyle, kişisel ilişkilerimizde de böyle. Tasarım camiasında da böyle. Etrafımıza bakmamız lazım. En önemli konu bence bu. Bunu yapabilirse insanlar, o zaman zaten herkes gelişir. Ben birazcık istikrarlı olmalarını da tavsiye edebilirim, ya önerebilirim. Çünkü günümüzde maalesef her şey çok çabuk tüketiliyor. Bu süreç içerisinde yani herkesin daha istikrarlı bir pozisyonda, okul hayatında da, eğitim hayatında da olsun, çalışma hayatında da olsun, bir yerde bir şeyleri yapmaya çabalasınlar. Sebat etmek. Sebat etsin. Yani çayın da bir demlenme süresi var. Önce alırsanız olmaz, geç alırsanız olmaz. Bir süre gerekiyor bazı şeyler için yani. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Biz hep genel olarak Akdeniz insanı olarak biraz daha böyle mevsimden, işte iklimden mütevellit. Biraz daha işte koltuğa doğru gidelim, hani ayaklarımızı uzatalım, bir film izleyelim falan gibi bir duruş içerisindeyiz. Ama Escape from Sofa olarak biz bunu kıralım, hani daha çok çalışalım, daha çok üretelim ve bu üretimin karşılığında işte bir şeyler yaratalım mottosuyla yola çıktık. İsim esasında buradan başladı.